Merhabalar, ben estetik plastik cerrahi uzmanı Doktor İlker Manavbaşı. Yaptığımız ameliyatlarla ilgili bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bu videoda da yine ben sizden gelen soruları yanıtlamayı uygun gördüm. Çünkü gerçekten güzel sorular geliyor. Ve bu soruların cevaplarını da bence videoda herkes duysa iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi en sık yaptığımız işlemlerden bir tanesi iple yüz askılama ya da germe, nasıl telaffuz edersek. Şimdi burada gördüğünüz ipler Fransız askısı ipleri. Bu da kutusu. Bu da onun çıkartması. Hastalar soruyorlar, Fransız askısı ipleri nasıl anlarız? Bunun garantisi nedir? Ya da işte evet, biz hastalara bunu veriyoruz. Bu şekilde hastalarımızı gönderiyoruz. Bunlar onun Fransız askısı yapıldığını gösteren belgeler. Bakın bu şekilde. Şimdi bazen hastalar soruyor bize, diyor ki biz bir işlem yaptırdık, Fransız askısı dediler ama bu öyle mi değil mi? Evet, bunu anlamanın yolu size verilecek olan belgelerdir. Bu da kullandığımız ip. Gördüğünüz gibi çok ince, küçücük ipler. Üzerinde çıkıntılar var. Bunlar silikondur, erimez. Şimdi şunu anlıyorum ki bazı konuların üzerinden tekrar tekrar geçmemiz gerekiyor. Bir işlemin kalıcılığıyla eriyip erimemesi başka bir şey. Şimdi yani arkadaşlar, burada gelen sorularda şöyle bir şey deniyor. Şimdi 2 yıl sonra eridiği söyleniyor diyor. Siz erimiyor diyorsunuz diyor. Şimdi bakın, ipler erimeyen materyalden yapılıyor. Silikon ipler erimiyor. Bunların etkinliği zamanla azalabilir. Şimdi bu ürünler daha piyasada yeni ürünler. Aşağı yukarı Spring Thread ilk gelen, o da yine silikon bazlı. 5-6 yıl oldu. Bu üründe 2-3 yıl oldu. 3 yıl oldu galiba. Dolayısıyla bizim bununla ilgili tecrübemiz bu sürelerle sınırlı. Dolayısıyla biz yorum yaparken bunları göz önüne alarak yapıyoruz. Yoksa bu ip 2 yıl sonra eriyecek ya da 3 yıl sonra eriyecek demiyoruz. Bu ip yüzünüzde kalacak. Erimeyecek. Gördüğünüz gibi zaten incecik ip. Herhangi bir hissiyatı vesaire yoktur. Sadece eğer kafa içerisinde, tabii bir uçları devam ediyor kafaya doğru. Orada sinirlere yakın temas olursa ara ara onu hissedebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir ağrısı vesairesi olmaz. Dolayısıyla şimdi buradaki etkinlikle vücutta kalması başka şeydir. Şimdi eriyen ipler ne zaman eriyorsa o anda etkisini yitirir. Dolayısıyla o süreden sonra o iplerden bir etki beklemek mümkün değildir. Ancak bu ipler eriyen ip değildir. Dolayısıyla her daim yüzünüzde kalacaktır. Ancak bizim 10 yıllık bir sonucumuz yok, 15 yıllık bir sonucumuz da yok. Dolayısıyla da etkinlikle ilgili konuşurken biraz daha ihtiyatlı cümleler seçiyoruz ve diyoruz ki şu ana kadar takip ettiğimiz hastalar aşağı yukarı 4-5 yıl oldu benim de. Bu süre zarfında yüzlerinde ciddi bir gevşeme, sarkma görmedik. Dolayısıyla ipler kaldığı müddetçe etki etmeye devam ediyor. Ama yüzünüzde bir miktar gevşeme olabilir. Bu gevşeme eğer sizi mutsuz eder ise o takdirde biz 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bir ip veya iki ip daha kullanabiliriz. Bazen hastalar şöyle anlıyorlar, ben bunu 3-4 yıl kullanırım, sonra etkiyi kaybederim, gider yüz germe olurum. Yani böyle bir şey olacağını tahmin etmiyoruz çünkü takip ettiğimiz hastalarda böyle bir şey görmüyoruz. Etkide çok az, yani etkideki azalma o kadar az ki biz yani yıllar içerisinde takip ettiğimiz hastalarda böyle bir şey görmüyoruz. Tahmin ediyorum ki etki daha da uzun yıllar devam edecektir. Dolayısıyla lütfen anlamadığınız yerleri lütfen tekrar tekrar sorun. Ben bu konuyla ilgili sizi aydınlatmaktan gayet memnunum. Severek yapıyoruz bu işimizi. Lütfen anlamadığınız her türlü soruyu çekinmeden sorabilirsiniz. Bazen hastalarımız şey diyor, size komik gelebilir diyor. Tabii ki gelebilir. Önemli değil. Soruların komik olması diye bir şey söz konusu değil. Bu konular tamamen sizlere yabancı. Onun için her türlü soruyu komik de bulsanız lütfen sorun. Çoğu zaman bu kalıcılık ve etki süresi birbirine karıştırılıyor. Mesela şöyle düşünün, meme protezi yaptırıyoruz değil mi? Protezi koyduk buraya. Şimdi şöyle bir şey diyebilir misiniz? 2 yıl sonra bunun etkisi geçecek. Hayır, çünkü meme protezi burada durduğu müddetçe memeyi büyütme etkisi aynen duracak.
Bunlar da öyle. Yani yüzde durduğu müddetçe yüzü askılamaya devam edecek. Ha, bir miktar sarkma olursa eğer, bu gözle görülürse, hasta bundan rahatsız olursa işlem tekrarlanabilir. Yoksa 2 sene, 3 sene sonra yüzünüz tamamen düştü, sonra da gelin size yüz germe yapalım gibi bir ifade kullanmıyoruz. Siz de bunu böyle düşünmenize gerek yok. Evet, şimdi diğer bir soruya geçeyim. İp ile narkoz veriyor musunuz demiş. Sanırım hastamız biraz ağrıdan korkuyor. Evet, ben çoğu zaman narkoz altında yapıyorum. Çünkü iple beraber başka işlemler de yapıyoruz yüze. Dolayısıyla ameliyathane koşullarında ve narkoz altında yapmış oluyoruz. Evet, iple ilgili başka sorular. Evet, Fransız askı ile yağ enjeksiyonu olur mu? Tabii ki olur, olmaz olur mu? Zaten hasta grubumuz aşağı yukarı 30-40'lı yaşlar en çok. Bu yaşlarda da yüzümüzde de ciddi manada yağ dokusunda azalma, özellikle çene ucunda belirginleşme, bu çene kenarlarında çöküntüler olabiliyor. Nazolabiyal dediğimiz bölgelerde yine çökmeler olabiliyor. Dudak, özellikle alt dudakta ve üst dudakta da dahil olmak üzere volüm kayıpları oluyor. Göz altında yine aynı şekilde volüm kayıpları oluyor. Bu bölgelere de yağ enjeksiyonu yaparak yüzde gençleşme sağlıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi yüz sadece sarkarak yaşlanmıyor. Aynı zamanda volüm de kaybediyor. Dolayısıyla o zamana kadar oluşmuş bu volüm kayıplarını dengele biz yerine koyduğumuzda ideal bir gençleşme sağlamış oluyoruz. Yani bu hafifçe oluşan sarkmayı iplerle gideriyoruz. Mevcut yumuşak doku yağ enjeksiyonu kayıplarını da yağ dokusu kayıplarını da yağ enjeksiyonu yaparak gideriyoruz. İdeal bir gençleşme bu şekilde sağlanmış oluyor. Bir diğer soru, gözaltı yağ enjeksiyonu mu kalıcı, ışık dolgusu mu kalıcı? Evet, şimdi piyasada kalıcı dolgular var. Ancak kalıcı dolgu kullanmak bana göre hiç doğru bir yaklaşım değil. Hiç kullanmadım. Kullanılmasını da tasvip etmiyorum. Çünkü çok ciddi yan etkileri oluşuyor. Şimdi kalıcılık istendiğinde tercih edilmesi gereken yöntem yağ enjeksiyonudur. Çünkü dolgular zaten geçici olmalıdır. Kalıcı dolgulardan uzak durulmalıdır. En sık kullandığımız da hyaluronik asit dolgularıdır. Işık dolgusu diye bahsedilen de bunun içinde yani. Hyaluronik asit dolgusunda çeşitli mezoterapi ürünleriyle beraber harmanlayarak verildiğinde bir ışıltı etkisi de elde ediliyor. Bunun için de adına ışık dolgusu deniyor. Eğer hasta tedaviden çok emin değilse, elde edeceği sonuç konusunda kafasında soru işaretleri varsa yağ enjeksiyonu yerine, çünkü yağ enjeksiyonu kalıcı. Yağ enjeksiyonu yerine o bölgeye geçici hyaluronik asit ışık dolguları yaptırabilir. Sonucu beğenirse daha sonraki bir zamanda onu yağ enjeksiyonuyla kalıcı olarak dolgunlaştırma sağlayabilir. Evet, sanırım bu videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bütün sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına belirtebilirsiniz. Yine vaktimiz oldukça bu videolardan çekmeye devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler dilerim.